değil. Dur lan, gezmede değiliz. Radyoda banyo meselesindeyiz. Karıştırma. Ya sen de mi oğlunu savunma burada, dur. Hayır değilim ben, radyoda değil. Radyoda değilsen o zaman ne gördü görmedi değil. Ay, onu demek istemedim yani 20 milyon gördüğü gezdiğini diyor. Hayır, konuyu karıştırmayın. Onu karıştırma, dinle. Sonra radyodan çıkıyor, ben hatta dedim ki aileme, onun üzerine söyledi. Peki hani ne belli radyodan çıktı? Dedin ki Yusuf gördü dedin. Oğlan demedim abla. Gördü. Yusuf, aa. Yusuf demedim. Kusura bakma, daha hala konuşulanları unutmuyorum. Ben hiç unutmam çocuğum. Ben sizin gibi değilim. Siz de gayet güzel unutmuyorsunuz da yalan söyleyince insan karıştırıyor. Yusuf gördü dedin. Hem de 5-6 kere dedin burada. Bulurum bantlarda. Yani sen dedin ben demedin, ne olacak iş değil. Sen de öyle dediğini biliyorsun. Bak demek ki radyodan çıktığını da gören yok. Abla var. Hatta o gün gizli gizli çıktı. Atkıya sardı. Şapkayı taktı, öyle çıktı. Niye gizli gizli çıktı? Sebep? Bilmiyorum abla. Oradaki niye gizli gizli? Komşuları görmesin diye. Niye? İşte ve orası... sonra bu adam bu kadar böyle dayak yiyen, elini kolunu kaldırıp banyo yapamayan adam tekrar gidiyor onu bu hale getiren adamın evine. Yanında da kız kardeşi, adamın da sevgilisi. Çıkıyorlar yukarı. Orada da hep yalan anlattı Fatma Hanım. Yok ben aşağıda beklemiştim de, yok yukarı çıkmıştım da, yok bilmem. Onların da hepsi yalan oldu, ortaya çıktı. Sonra adam bunu hani şey gibi, ya sen beni az dövdün, ben geldim tekrar beni dövmeye devam et demiş artık oldu yani Mehmet. Hani öldür beni bak, görüyor musun hani ben artık elimi kolumu kaldıramıyorum, tekrar geldim ben sana, beni öldür dedi. Sonra tekrar Cemal Mehmet'i dövdü, Mehmet de orada komaya girdi. Sizin anlattığınız hikaye bu. Evet. Siz deli misiniz, divane misiniz? Bizi mi deli etmek için geldiniz? Hangisi yani? Hayır, niye deli edelim sizi? Ya adam banyoya girip, yani banyoda abdest dediğin nedir yani? Yani elini kaldırıp da şöyle yapamıyorsan, zaten o merdivenleri yukarı çıkıp niye tekrar komaya girmek için o eve çıktı? Başına şapkayı nasıl giydi, nasıl kendini nasıl sardı? Nasıl atkısını sardı, nasıl bilmem ne yaptı yani? Bir de yani öyle bir anlatıyorsunuz ki hiç bilmediğimiz bir şey anlatıyormuşsunuz gibi yani. Adam boy abdestini alamayacak durumda. Ama başına şapkasını takıp, atkısını takıp, inip merdivenlerden çıkıp araç merdivenlere sürüp araç sürüp bir de tekrar onu o hale getiren adamın evine gidiyor. Niye? Alim niye? Niye? Sen niye yalan söylüyorsun? Abla bilmiyorum. Müge abla bir şey bilsem, sorabilir miyim? Tamam diyeceğim, abi anlatacağım. Bilmedim şimdi. Ama senin bu anlattığın da doğru olamaz ki. Senin bu anlattığın da doğru değil çünkü. Yakıyorsun kendini Ali. Hocam vallahi bilmiyorum. Yakıyorsun hadi canım, kendini. Yani vallahi bilmiyorum yani hocam. Bildiğini söyle, kendini. Vallahi bilmiyorum. Ben bildiğim kadar anlatma her şeyi. Ondan başka hiçbir şey bilmiyorum hocam. Yemin ederim ya ki. Ya bildiğin kadarını anlatsan yalan. Ben yine razı yalan olacağım da. Direkt yalan. Sen vallahi yanlış şeyler anlatıyorsun. Bilmiyorum abla, bilsem anlatacağım. Benim de dayım. Tamam, ve sonra banyodan çıktı isterim. Sen mi giyinmesine yardım ettin? Evet, ben ona zaten ben yardım ettim, orada giydirdim. Giyinmesine. Evet, giyinmesine. Yani mesela pantolonunu falan giyemiyor muydu? Giyemedi, onu ben giydirdim. Heh. Ettim her şeyi, ne yaptırdım. O zaman şapkasını, atkısını da sen mi taktın? Evet. Ne dedi sana? Dedi arabaya kadar götür beni, ondan sonra sen ne yapıyorsan yap, ister dükkanda kal. Ha? İster dükkanda kal, ister anneanne kal dedi bana bunu. Kim? Dayım. Dayım. Aynen, eve kendi evinize gidecekseniz gidin. Peki arabayı nasıl kullandı pantolonu giyemeyen adam? Bilmiyorum abla. Orasını tam. Ha? Ben arabayı bindirdim. Ha? O çalıştırdı, bastı gitti. Sonra nereye gitti? Bilmiyorum abla, inan ki bilmiyorum. Tamam, sonra konuştunuz ya, aradan 3 saat 3 sene geçti. Konuşmuşsunuzdur annenle. Nereye gitti? İşte bana olayı anlattığı zaman hastanede 2020... Annen nasıl anlattı sana? 2020 Mart ayında hastanede ayağından protez takılmıştı. Beni birisi aradı. O zaman ben İzmir'in bir köyündeydim. O zaman satışlar falan yapıyordum. Motor satışı, testere satışları. Orada aradılar beni. Kim? Annem. Hı. Aradılar, böyle böyle bir olay var. Ben hatta ağladım orada. Direkt teyzem aradım. Teyze bizim böyle böyle, annem böyle böyle şey söyledi. Dayım öldüğünü söyledi. Ben de bunu teyzem haber verdim o gün. Hatta annemle konuştuktan sonra haber peki verdim. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani sen de Fatma Hanım'ın artık bu itirafı yapmaya başladığı gün öğrendiğini söylüyorsun. Evet, ben o gün peki öğrendim. Peki senin şöyle bir ifaden var mı emniyette? Ben bugün bakmadım yani, sormadım da. Yani senin dayın kayboluyor ya. Evet. Dayın kaybolunca sen polise gidip anlattın mı böyle eli kolu kırıktı, giyinemiyordu, bilmem ne yapamıyordu. Hayır. Ben Cemal'den şüpheleniyorum diye. Hayır, o zaman Cemal'i de Şahin diye biliyordum ben.
Sonra sen Şahin dersin, tamam polis de onun Cemal olduğunu bulur. O değil önemli olan. Oğlum beraber gittik ya, ben seni çağırdım ya polis karakoluna. Bir dakika, ben en baştan bahsediyorum. Bir dakika, daha ben işte o ayın 26'sından sonrakinden bahsediyorum. İlk kaybolmuş. Daha kimse bilmiyor öldüğünü kaldığını. Evet. Senin dayın kaybolmuş. Tamam bir hafta, yani nesini bekleyeceksiniz? Zaten adam perişan halde. Gelmedi ertesi gün eve, ondan sonraki gün de gelmedi. Tamam, sen gidip de polise dedin mi benim dayım yok? Hayır. Şu adam da onu dövmüştü. O işte bana dediği gibi kaza yaptım, o kadar, başka bir şey yok. Bana bunu söyledi hep. Kaza yaptım. Kusura bakma da bir insanın motosiklet kazası mı yaptı, dayak mı yediği böyle bakarsın, onun için doktor olmaya da gerek yok. Tak der belli olur. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. İşte o zaman 17 şimdi ama pek bilmiyorum. Ne kavgaya karışmışım, ne hiçbir şeye karışmadım ben o zamanlar. Yahu gözün mesela motosikletten düşünce insanın gözü morarır mı? Morarır. Evet abla. Ha, yani böyle hiçbir tarafında bir şey olmaz böyle çiz. Ya tabii ki morarır yani yüzünü gözünü çarpar. Tabii ki morarır. Ondan bahsetmem ama bir yumruk yemiş insanın gözünün morarmasıyla düşen insanın yüzünün gözünün morarması bir olur mu? Sen hiç bisiklete falan binmedin mi çocukken? Çenen nasıl kırıldı dersin? Sen hiç çocukken bisiklete falan binmedin mi? Bindim abla. Tabii hiç düşmedin bisikletten. Hayır. Düşen arkadaşın da olmadı mı? Oldu. Tamam, düşen arkadaşın olduğu zaman ne olduğunu bilmiyor musun? Sadece dizleri yaralanıyordu o kadar. Tamam, bu da motosikletten düştü. Nereleri yaralıydı böyle sıyrık mıyrık? Benim de şuramdan ayak topuma kadar her tarafım sıyrıktır da. Allah'tan tenimde iz kalmamış. Üstelik sen yıkadın bu adamı. Yıkadın bir de. Müge abla bir şey. Anlamadın mı yani? Müge abla zaten bu bir motor kazası geçirmişti dayım daha önce. Geçirdiği zaman nasıl bir şeylerin olduğunu biz zaten gördük. Kafası mesela kafatası kırılmıştı, çatlamıştı. Kol bacağı kırılmıştı, onun bileğinde hatta şey vardı, kelepçe melepçe takılmıştı. Zaten tamam, bu motor kazasını yani biz yaşadık dayımda. Yani bunun bir motor kazası olmadığı belli. Yani o kadar atıyorsun ki kafadan. Bisikletten düşmedim mesela. Ya bisiklete binip de düşmeyecek biri dünya tarihinde yoktur. Hani bisiklete binip düşmeyen birini ben hayal edemiyorum yani. Peki Müge, şimdi sen düştüm demiyorsun ki. Yani diyeceğim ki düştüğünde ne oldu? Onu söyleme falan. Böyle bir abuk subuk şeyler anne oğul. İkiniz de birbirinize sirayet etmişsiniz beraber yaşaya yaşaya. Ya çok da üzülüyorum sana ha. Abi bilsem her şeyi söylerim. Ya 17 yaşında delikanlı bilmez mi birine yumruk atılıp atılmadığını? Ya 17 yaşına kadar sen hiç dövüşmedin mi kimseyle? Hayır abla. Niye okulda falan da? Hiç. O zaman sen böyle bir değişik bir hayatta yaşıyorsun yani. Ama şimdi bizimki çocuk. Biraz sonra o videoyu da paylaşırız işte. Her türlü ortam. Neyse, onlar sağlığa zararlı. Müge abla bir şey sorabilirim. Ya illa ki dövüşmene gerek yok. Dövüşen arkadaşın olmadı mı yani? Öyle ortamlar katılmadım abla ben pek. Ya bu katılmadın da yolda gördüğün bir arkadaşın yüzüne yumruk yiyen bir arkadaşını görmemiş miydin o zamana kadar? Hiç. Film de mi izlemiyorsun? Film izliyorum abla. Film izleyince görmüyor musun? Görüyorum. Beni çıldırtma. Çok şey biliyor, hiçbir şey anlatmıyor. Niye yalan söylüyorsun sen? Abla tamam gördüm desem söylerim hep abla hep görmedim. İnan ki 17 yaşına kadar gözüne yumruk yiyen birini hiç görmedin mi sen? Onu gördüm. Gördünse o zaman o insanın ne olduğunu anlamadın mı? Ama anlamadım abla o zaman. Tamam hadi oraları anlamadın. Niye o zaman çıkarken Yusuf gördü deyip yalan söyledi? Abla o bak banyodan sonra gezdirme olayı çıkıyor, ondan sonra işi... Gezdirme olayını sormuyorum. Ben o zaman dedim ki oradan banyodan sonra gittiği ne malum dedim. Sen dedin ki Yusuf gördü dedin. Ben sorumu da biliyorum, cevabını da biliyorum. Abla yanlarındaydı. Cevap veremiyor ki. Hayır yanlarında değildim. Bu ben öldüğünden beri bunların yanındaydın sen. Değildim. Ben dayımla dolaştım. Tamam dayımla dolaştım. Ondan sonra okullar başladı, okula gidiyordum. Tamam niye polise gidip söylemedin o zaman? Dediğim gibi abla inanmazlardı polisler de o zamanlar. 17 yaşında olduğum için. Polis neye inanmayacak? Ortada yok diyeceksin. Ortada yok deyince senin yaşın küçükken küçük olsa da ablanı bulurlar. Kayıp büro amirliği bizi aradığında, bu kayıp çıktığında eşim bu fotoğrafları verdi ya halimize. Ama verdi o sonraki zaman. Mesele. Ama niye bize demedi böyle böyle gusül abdesti aldırdın bunu. Ben o sonraki mesele duyuyorum. Onlar sonraki mesele. Ama onu da söylemedi bu size kayıp büroya. Size onu da söylemedi. Evet. Atıyorlar kafadan. O zaman demek ki adam öldükten sonra orada da bir abdest aldırdılar herhalde, oradan da gömdüler diye düşünüyorum. Yani bu çünkü insanlar arada böyle evet, öyle kelimeler söylüyor ki o kelimelerin niye söylendiğini cımbızlayınca dizini oluşturuyorsun. Demek ki radyoda yıkadınız bunu, abdest aldırdınız adama.
ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.